Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda dostlar Rise Online'da Mantis'deyiz. Aylık rapora başladım arkadaşlar yeni bölüm olarak. Ee, normal zaten hani solo okçu sıfırdan bölüm olarak atıyorum ama e, bölümleri en azından uzun bulup veya takip edemeyen arkadaşlar için de Ay ay neler yaptığımıza dair birer video olarak atacağım Mantis'te. 26 Ocak 2024'te Galya ve Mantis sunucuları açılmıştı. Biz de Mantis'te başlamıştık. Arvart'tan sonra yeni maceramız Rise Online'da Mantis arkadaşlar. Bir ay içerisinde toplamada karakterin işte levelinde itemlerinde neler yaptık. Ne kadar ortalama GB kastık. Bunlardan bahsedeceğim. Videoya girmeden bir like atmayı bir yorum bırakmayı unutmayalım dostlar. Yine abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Hemen şimdi gelelim karaktere bir ayda neler yaptık. Hemen şöyle ekranımızı verelim. Ee, bir aylık süreçte arkadaşlar ilk olarak hemen tarihi göstereyim. Şuradan ben bir pazar açayım. Pazar açtığınız zaman şöyle yazalım fiyatı. Pazarı bozalım. Şurada sağ altı göreceksiniz şimdi. Pazarı bozduk bakın. 29 Şubat 2024 19.55 oyun saati de. Yani 29 Şubat itibariyle 26 Ocak 2024'te açılmıştı. 26 Şubat'ı 3 gün geçti ama bu 3 günlük süreç hani çok İlk başta işte eksi şuydu buydu çok fazla yoğun video bölüm çektiğimiz için hani sarktı. Yani bir iki güne de çok takılmayın diye onu söylüyorum işin açığı. Karaktere neler yaptık arkadaşlar? İlk olarak hemen şöyle bir karakterimizin infosunu açalım. Karakterimizin leveli 75 oldu. Son level şu an 75. 75 %100'e gelmek üzere. Yani çok az bir eksimiz kaldı. %7 kalmış diyelim. Daha bugün gireceğim iki zindan var. Yani burası bir gün içinde iki gün içinde %100'de olur. 74 level olduktan sonra level kasmayı bıraktım arkadaşlar. 74'ün hani sınırı veya bizi 74'te durduran neydi derseniz zindanlarda e, Darkness Tower yani solo zindanın ikincisi 74 levelde giriliyordu buna ilk olarak. Dolayısıyla hani ilk bu zindana bir an evvel girelim diye hedefi 74 belirledik kendimize. Ekiple klanımızdaki ekibimizle e, ortalama 10-12 gün içerisinde zaten herkes bir 74'ü gördü. Ondan sonrası Laylaylom zindandı, şuydu buydu derken günlük görevdi derken kastık. Keza günlük görevlerde, anditlerde bölümü izleyenler gördü. Ara ara e, farmımız da oldu orada. Farm derken, görev yaparken gelen droplar oldu. E, BP durumumuz bu süreçte e, 46k'ya geldi. Crystal Fortress geldikten sonra Crystal Fortress'tan da kastığımız BP'ler var. Onun dışında e, son bir haftadır falan da PK'ya çıkıyoruz akşamları. bir saatte, iki saatte olsa bir SC basıp 2 SC basıp Okçu PK'sına çıkıyoruz. 46K sol tarafımız sağ tarafımız 34 küsür oldu. PK ufak ufak atacağız. Klan durumumuz burada hani bir arada duralım diye kurduk zaten. Şu an için klan binası geliştirmeyi düşünmüyoruz. Bu kısmında burada binalar var bilmeyen varsa. Burayı şu an basmayacağız. Craft kısmında ne yaptık dostlar bu süreçte? E, gerçi craftla işimiz yok. Durun craftı kapatalım. Şöyle life skill diyelim. toplama kısmından ne yaptık? Toplama kısmında arkadaşlar 1 aylık süreçte level kasmak, işte videolar, yayınlar, pk derken çok işin açığı toplamaya bakamadım ama yine bu aralıkta Woodcutting'imiz 8 oldu, Mining'imiz 8, Quering'imiz 3, Arkeoloji 6, Fishing 5, Harvesting 10, Skinning 5 ve Herbalizm 3 level oldu arkadaşlar. Meslek olarak bakarsak sadece marangozluğu 2 level yaptık. Onun dışındakiler zaten burada çok hani şu aşamada meslek düşünmediğimi de daha önce belirtmiştim ama Hani şöyle bir durum var. Topladığım bazı materyalleri işleyip satma tarafındayım. Yani e, direkt e, işlenmemiş halini satmaktansa işleyip satma taraftarıyım. O yüzden bazı mesleklerde o bahaneyle ilerlemiş olur toplamalarımız. Bu hale geldi dostlar. İtem ne yaptık? Bir aylık süreçte item'ımız, drop'umuz ne arkadaşlar? 4 tane RT7 Hue kendim bastım. Bunlara ilk başta para vermeyi çok yeylemediğim için idareten böyle bastık. Zırh olarak imperial düşünüyorum. Elite almadan yani arada elite yükselmeden direkt imperyala geçmeyi düşünüyorum. Ama planım şu doğrultuda ilerleyecek kendi adıma burada Mantis'te arkadaşlar. ilk olarak takıları yapacağım. En azından bir sıfır set e, pendant hariç tabii ki de e, onları nadir takacağız yani epik olarak hariç diyorum. E, bu şekilde önce takıları yapacağız. Silahımızı aldık. Vixen 7'mizi aldık. 2 tane Ranger ringimiz var. 4 tane Hue Plate 7'miz var dedik. Şu an ortalama e, burada çarımıza item olarak baktığımızda Ranger Ring'ler 2GB dediğimizde yuvarlak hesap. de 260-70 arasına koyuluyor. Yani bir 4.5 GB iki küpeyle bir tane Vixen 7'mizin fiyatı var. Şurası da ben toplamaya başladığımda 60-70'em yapıyordu ama 50'emde böyle dersek. Çar'ın üzerinde 5 GB'lik de item var arkadaşlar. Bunun dışında skill açtık. Skill açmaya 15 tane skill book verdik. 70 skill'imiz açık. Şöyle göstereyim hemen. Ona hem para verdik hem skill book verdik. 70 skill'imizde açmış bulunmaktayız. Bunu açarken 15 skill book 25'emde para verdik. Skill bookların tanesi şu an 4M civarında. Onu da göstereyim hatta. skill ee, skillbooklar yani ortalamayı e, tek tük böyle 3.5'a falan işte görüyorsunuz. 3.5'tan bile baz alsak yani 4M civarında açtığımda ama 3.5'tan bile baz alsak yani bir 50M'lik nereden baksanız skillbook 25M'de parasıyla kısaca 70-80 milyonda skill'e para verdik. 5GB'nin üstüne onu da ekleyebilirsiniz. 2GB kadar parayı hiç ettim. Yine upgrade'de yaktım. İmperyal göğüslük denedim. Artı 5'ten 6'ya geçmedi. Yandı. E, İmperial göğüslüğün 0 30 35 40 milyondu bastığında. Keza SC'ler 1.5 milyon. Yine öyle ayrı ayrı denemelerimiz oldu. Ne var şu an onun haricinde üzerimizde? 4 tane elit chestimiz var arkadaşlar. Satılacak tanesi şu an 6 6.5 arası. Skill book'umuz bir tane. 2 epic bir tane unique upgrade SC'miz var. E, arkanamız var 25 civarında falan. 60 m öyle 8 9 hatta 70 diyelim işte paramıza yani şu an burada bizim 120 130 hem daha paramız var arkadaşlar bankada Toplama materyallerini saymıyorum. Toplama materyalleri gördüğünüz gibi 2200 domates, 2000'e yakın yine kupur, 500 ağaç var. Keza işte bazıları şu taşlar mesela şu an 100 tane 2 milyon yuvarlak hesap satsak. Hani burada da kısaca hepsini silkelesem herhalde bir 30-40 milyon 50 milyon çıkar ama şu an bunları biraz daha biriktirip top satmayı düşünüyorum. İlk aylık raporumuz genel olarak böyle 4000'e yakın mana potu geldi bu arada. 1000 tane de kırmızımız var bunlar zindanlardan gelen işte sağda solda mob keserken gelenler falan arkadaşlar. Yine ek olarak tabii şunlar var bunları paradan saymıyorum şu an. İki tane Tom of Destruction var bunlar e, üç 3.5 4'e arası. Lucky Draw'dan almıştım geçenlerde. iki tane de Epic Rune gelmişti onları sattım 12'şer buçuktan. Ee, i̇yi gidiyoruz. Birinci ay kaba taslak arkadaşlar. Yaktığımız GB'leri de söylersem yaklaşık olarak e, 6 GB 6.5 GB şu an itemlerle aldığımız üstümüzde var. 2 GB'de yaptığımızı dersek 8 buçuk işte 1 GB'lik de skill dersek 9 GB paramız olmuş arkadaşlar birinci ayın sonunda bir aylık raporumuz mantis'te bu arkadaşlar ikinci ayın sonunda inşallah şu takıları en azından epikleri yüzüklerle birlikte bir setini tamamlamış oluruz yani çift yüzük takar belti belt of agility takacağız o da şu an fiyatını göstermek adına şöyle e hemen göstereyim size. Yani fiyatlar şu an biraz uçuk arkadaşlar işin gerçeği. Belt of Agility 100, 110, 120. Bu aralarda bu nadir takı. Yani en nadir takacağımız belt esasen e, set bonusu açabileceğimiz beltler içinde ama maalesef oyunun başı olduğu için her şey pahalı olduğu için bu da pahalı. E, bunlardan takacağız ilerleyen aşamada. Bunu biraz daha bekleteceğim. Şimdilik epiklerden yürüyeceğiz. E, Ranger e, ringin de fiyatını bir göreyim hemen. Ranger'lar da yükselmiş bu arada bir tık. 125 milyondan en ucuz pazarda. Yani dual takmış olsak şu an 2.5 GB'ye yakın para vereceğiz. Ee, küpemizi merak edelim. Hemen ona bir bakalım. Evet küpeler yine aynı aşağı yukarı 1 GB civarında duruyor taktığımız küpeler. Bu şekilde arkadaşlar güncel anlık GB fiyatını da bir göstereyim. Flash Game bu arada sponsorum arkadaşlar. Referans linki açıklamada mevcut. Tutlayıp üye olabilirsiniz. Rise Online World Gold diyorum. Tarihi göstermiştik zaten 29 Şubat 2024 20.00 itibariyle. Mantis de e, bizden 1 GB'yi alışı 900 lira satışı 1000 lira arkadaşlar şu an için Class Game'in. E, Galya'da satış 1100 lira alış 975 lira. Arward ilk göz ağrımız 2 seneye yakın oynadığımız sunucuda da satış 230 alış 190 lira. GB fiyatları da bu şekilde. Yani bizim çarımızın değeri şu an kabataslak bütün topladığımız parayı e, söylersek. E, 9000 liralık falan olmuş. Yaktıklarımızı çıkarsak çarımız ortalama 6-7000 liralık bir e, skill ve item döngüsü olarak söylüyorum. Skill'lere de para harcadığımız için. Bu değere ulaşmış bir aylık sonuç bu. Umalım ikinci ay iki katına çıkarız. Tabii ki de zindanlar çok önemli. Zindandan e, bölümlerde izleyenler gördü ama en yüksek Traveler pendant aldım ve onu 2gb'ye satmıştım. O güzel getirdi para bir yerde. İnşallah öyle takılar alırız. Biraz daha ranger pendant falan alırız grup zindandan. E, bir anda çarı full giydiririz ama bakalım. Kısmet. Görüşünceye dek videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar.